Şimdi ise arkadaşlar, muzari fiilimizin meçhul manada kullanılan tablosunu göreceğiz. Malum ve meçhul bahsinde bu konuyu teferruatlı bir şekilde inşallahü teala göreceğiz. Şimdi de hafızanızda kalması açısından söylüyorum. Bir fiil hem malum hem de meçhul şekilde kullanılır. Malum bir şekilde kullandığı zaman isminden de anlaşıldığı gibi malum demektir. Yani onu yapan, fiili meydana getiren belli demektir. Faili bellidir. Meçhul manasında kullandığı zaman ise arkadaşlar, yapanın belli olmadığı, failinin belli olmadığı, failinin meçhul olduğu anlaşılıyor. Şu noktayı karıştırmayalım arkadaşlar. Failinin belli olmaması ile failinin olmaması bir değildir. Zaten eğer bir fiilin faili yoksa fiil de olmaz. Ancak fail geçici bir süre için belli olmayabilir. İşte failinin belli olmaması olduğu dönemlerde biz o fiile meçhul fiil diyoruz. Şimdi arkadaşlar, bunun teferruatı yeri olmadığı için vermiyorum. Allah'ın izniyle malum ve meçhul ile alakalı bölümümüzü işlediğimiz zaman konuyla ilgili teferruatlı bir bilgi size inşallahü teala vereceğiz. Ancak bir tablo şeklinde muzari fiilin meçhulü nasıl çekiliyor ve nasıl geliyor, onu hep beraber görelim. Ondan evvel bir iki örneğimiz var. Bakın arkadaşlar. Yuftahul babu. Kapı açılıyor. Diğer örneğimize bakalım arkadaşlar. Yuzdahaddu muslimune. Müslümanlar eziliyor. Şimdi bu iki örneğimize baktığımız zaman arkadaşlar, kapının açılması, Müslümanların ezilmesi, failinin belli olmadığını biz görüyoruz. Kapı kimin tarafından açılıyor veyahut da Müslümanlar kimin tarafında eziliyor, bu belli değildir. Şimdi arkadaşlar, muzari bir fiili meçhul yaparken çok basit bir formülle bunu elde ediyoruz. Muzari fiilimizin birinci harfi olan muzarat harfi, gördüğünüz gibi burada ye harfidir. Onu öncelikle ötre yapıyoruz. Ötre, zamme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın, burada zammedir. Burada da yine zammedir. Ondan sonra muzari fiilimizin sondan ikinci harf, sondan ikinci harfin harekesini üstün yapıyoruz. Yuftahu, bakınız. Yuftahu. Burada T harfimiz üstün gelmiştir. Burada ise arkadaşlar, bakınız burada sondan ikinci harfimiz H'dir. H harfimiz burada yine gördüğünüz gibi üstün gelmiştir. Yuzdahaddu. Bakınız gördüğünüz gibi burada üstündür. Demek ki arkadaşlar, biz muzari bir fiili meçhul yaparken ilk önce muzarat harfi olan birinci harfini ötre, sondan ikinci harfi de üstün yapıyoruz. Bu şekilde muzari malum olan bir fiili meçhul yapmamız mümkün olabiliyor. Şimdi ise arkadaşlar, bunu bir tablo şeklinde görelim. Yine arkadaşlar, birinci ve ikinci sıra gaib içindir. Birinci sıra gaib müzekker, İkinci sıra ise gaib müennes. Yani burada gördüğünüz gibi gaib gaibe. Şu iki sıra ise arkadaşlar muhatap ve muhataba. Yani muhatap müzekker ve muhataba müennes. Sondaki ise arkadaşlar yine mütekellim. Konuşanın kendisi. Evet. Hep beraber görelim. Fiil yadribu fiilidir arkadaşlar. Şimdi bunu biz hep beraber meçhul yapacağız.
Yudrabu. Bakın yudrabu. Birinci harfimiz burada ötre, iki, sondan ikinci yine üstün. Yudrabu. Yudrabani, yudrabune. Tudrabu, tudrabani, yudrabne. Tudrabu, tudrabani, tudrabune. Tudrabine, tudrabani, tudrabne. Udrabu, nudrabu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde müzari fiilimizi meçhul şekilde ifade etmemiz mümkündür. Bütün sigasıyla. Arkadaşlar, meçhulle alakalı bir iki şey daha söylememiz mümkündür. Meçhul olan bir fiilde ister mazi olsun, ister müzari olsun, o fiilde bildiğiniz gibi fail aranmaz. Peki ne aranır? Failin yerine kaim olan naib-i fail diye tabir ettiğimiz ikinci bir isim aranıyor. Naib-i fail. Demek ki meçhul fiilde naib-i fail gelir. Naib-i fail formül şeklinde söylemek gerekirse arkadaşlar, malum fiilin mef'ulünden yapılır. Malum fiilin mef'ulünden. Yani malum olan bir fiil, onun mef'ulünü biz naib-i fail yapıyoruz. Arkadaşlar, naib-i fail aynen fail gibi bütün özelliklere sahiptir. Yani failin sahip olduğu bütün özellikleri taşır. Ne gibi? Failimizin harekesi bildiğiniz gibi ötreydi. Naib-i fail de aynı şekilde ötreli gelir. Failimiz müzekker veya müennes olduğu zaman fiil de ona uyum sağlar. Müzekker ve müennes gelmek zorunda idi. Bildiğiniz gibi naib-i fail de arkadaşlar müzekker veya müennes olduğu zaman fiil de ona uyum sağlamak zorundadır. Yani fiilimizin müzekker veya müennes gelmesi tamamen naib-i failin müzekker veya müennes olduğuna bağlıdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, naib-i fail aynı fail gibi bütün özellikleri taşıyor. Arkadaşlar, bu konunun teferruatını inşallahü teala malum ve meçhul bahsimizde göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Tesniyetül esma'i. İsimlerde tesniye. Tesniye kelimesi arkadaşlar ikili demektir. Biz tekil olan, yani müfret durumunda bir kelimeyi ikili yapmak istediğimiz zaman arkadaşlar, onun sonuna elif nun veya ye nun harflerinden birisini getirmemiz icap ediyor. Yani cümle içerisinde müfret olan bir kelimeyi, teki olan bir kelimeyi tesniye, yani ikili yapmak istediğimiz zaman sonuna, yani o tekil olan harfin sonuna ya elif nun yahut da ye nun harfi getirmek icap eder. Peki ne zaman elif nun ve ne zaman ye nun harfi gelir? Böyle bir sual sormak istendiği zaman şöyle cevap vermek icap eder. Arkadaşlar, tesniye olan kelimemiz, yani ikili kelimemiz cümle içerisinde ref halinde ise sonuna elif nun gelir. Peki ref hali ne demektir? Ref hali şu demek arkadaşlar. Bir kelime, yani isim, kastımız burada isimdir. Bir isim cümle içerisinde arkadaşlar fail durumunda ise yahut naib-i fail durumunda ise veya mübteda veya haber durumunda ise, bu gibi durumlarda o kelime, yani o isim ref halini taşıyor. Yani harekesi ötredir.
Bu durumdaki bir ismin sonuna arkadaşlar tesniye olduğu zaman elif ve nun getirilir. Eğer o ismimiz cümle içerisinde nesb veya cer durumunda ise, bu durumda ise arkadaşlar sonuna ye ve nun harfi getirilir. Peki nesb ve cer hali ne demektir? Yine bir isim arkadaşlar cümle içerisinde, yani tesniye ikili olan bir isim cümle içerisinde mef'ul durumunda ise veyahut da şu anda görmediğiniz, ileride inşallahu teala göreceksiniz, nesb edatlarından, harflerinden bir tanesi tesniye olan kelimemizin, ismimizin başına geldiği zaman o ismimizin sonu, tesniye olan ismimizin sonu ye ve nun şeklini alır. Veyahut da tesniye olan bir ismin başına harfi cer diye ifade ettiğimiz toplamı 20 adettir. Bu 20 taneden bir tanesi tesniye olan ismimizin başına geldiği zaman yine bu durumda da onun sonu ye ve nun şeklinde olur. Arkadaşlar şunu anlamak mümkündür. Eğer bir isim, tesniye olan bir isim cümle içerisinde ref halinde ise, ki onun durumunu biz size ref hali ne anlama geldiğini izah ettik, sonu elif ve nun şeklinde biter. Eğer nesb veya cer halinde ise o tesniye olan ismimiz, sonu ye ve nun şeklinde biter. Şimdi bazı örneklerle bunu açıklayalım. Bakınız, tekil yani müfret durumunda bir kelime. Sa'atun, bir saat. Sa'atani, iki tane saat. Burada ise sa'ateyni, iki tane saat. Arkadaşlar sa'atani kelimesi cümle içerisinde ref halindeyken böyle gelir. Ama nesb veya cer durumunda ise sa'ateyni şeklinde gelir. Yani bu kelime cümle içerisinde mef'ul veya ota başına cer harflerinden birisi gelirse bu durumda sa'ateyni biçiminde gelir. Yevmun bir gün, yevmani iki gün, yevmeyni yine iki gün. Tufahatun, elma, bir elma. Tufahatani iki elma, tufahateyni iki tane elma. Yine kitabun, bir kitap, kitabani iki tane kitap ve kitabeyni yine iki tane kitap. Beytun, bir ev, beytani iki tane ev ve beyteyni iki tane yine ev. Örneklerimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar, gerek sonuna ye ve nun harfi getirelim ve gerekse sonuna elif ve nun harfini getirelim. Her halükarda nun harfimizin son harekesi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar daima esre biçiminde geliyor. Yani sondaki nun harfi daima esreli olur. Arkadaşlar biraz sonra çoğul olan bir ismi tekrar bunu harekelendirirken onu da inşallahü teala göreceğiz. O da herhangi bir halde ye ve nun şeklinde geliyor. Ancak çoğulların sonuna gelen ye nun ile tesniyelerin sonuna gelen ye nunu birbirinden ayırt etmek için arkadaşlar tesniyenin sonundaki ye'nin üzerine cezim geliyor. Bakınız. Sa'ateyni, yevmeyni, tufahateyni şeklinde gördüğünüz gibi kitabeyni ve beyteyni. Daima ye harfinin üzerine gördüğünüz gibi daima cezim mevcuttur. Arkadaşlar
tesni olan ismimizi daha iyi anlamak için örneklerini inşallah Teala ilerideki konularda hep birlikte göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ise arkadaşlar cem'ul esma'i, isimlerde çoğul, isimlerin çoğulu. Arkadaşlar biz bir ismi üç şekilde çoğul yaparız. Bunlardan bir tanesi cem'i müzekker, yani erkek olan, müzekker olan isimlerin çoğulu. İkincisi cem'i müennes, yani müennes olan, dişi olan bir ismin çoğulu. Üçüncüsü ise arkadaşlar cem'i mükesser, yani kırık çoğul. Şimdi arkadaşlar dikkat buyurun. Cem'i müzekker-i salim, cem'i müennes-i salim ve cem'i mükesser dedik. Eğer bir ismin tekilini herhangi bir değişikliğe uğratmadan onun sonuna bir takım harfler ilave ederek çoğul elde ediyorsak buna biz salim çoğul deriz. Yani ismin tekilini, müfredini değişikliğe uğratmadan doğrudan doğruya sonuna harf ilave ederek elde ettiğimiz çoğullara salim çoğul denir. Ancak ismin tekilinde bir takım değişiklikte yaparak bir çoğul eğer elde ediyorsak buna da mükesser çoğul deriz arkadaşlar. Şimdi sırasıyla bu çoğullarımızın nasıl elde edildiğini birlikte görelim. İlk önce cem'i müzekker-i salim, cem'ul müzekker-i salim, yani müzekker olan, erkek olan isimlerin çoğulu. Arkadaşlar bunu da elde ederken yine belli bir kuralla elde ediyor idik. Kural şu: tekil olan bir ismin sonuna ya vav ve nun harfini ilave ederiz yahut da yine ye ve nun harfini ilave ederiz. Bildiğiniz gibi tesniye olan bir kelimenin yapılışında yine onun bir halinde, yani onun bir durumunda ye ve nun şeklinde yapmıştık. Müslimun kelimesine bakalım arkadaşlar. Müslimun, bir Müslüman. Müslüm kelimesini arkadaşlar herhangi bir yapısında bir değişiklik yapmadan doğrudan doğruya sonuna bakınız vav ve nun harfini getiriyoruz. Müslimun, Müslimune, vav ve nun harfini getirdik. Yine buraya baktığımız zaman yine Müslim kelimesinin yapısında bir değişik yapmadan ye ve nun harfini ilave ediyoruz. Müslimine. Müminun kelimesine, mümin kelimesine bakalım arkadaşlar. Yine yapısını bozmadan vav ve nun harfini ilave ediyoruz. Müminune yahut müminine şeklinde yapıyoruz. Yine arkadaşlar hemen sormak icap eder. Ne zaman bu vav ve nun gelecek ve ne zaman bu ye ve nun harfi gelecek? Arkadaşlar tesniye bahsini işlerken hatırlayınız, bir şey sizlere söylemiştim. Demiştim ki eğer kelimemiz cümle içerisinde ref halinde ise tesniyemiz elif ve nun geliyordu. Nesb veya cer halinde ise ye ve nun şeklinde geliyordu. Burada da yine arkadaşlar eğer çoğulumuz, çoğul olan kelimemiz cümle içerisinde ref halinde ise sonu vav ve nun şeklinde biter.
eğer nesb veya cer halinde ise sonu ye ve nun şeklinde biter. Arkadaşlar, çoğulların ye ve nunu ile tesniyenin ye ve nununu birbirinden ayırmak için biraz evvel de bahsetmiştik. Tesniye olan ye ve nunun ye harfinin üzerinde cezim olur. Çoğularınki ise arkadaşlar böyle esseli gelir. Muslimine şeklinde. Burada ye üzerinde herhangi bir cezim bulunmaz. Ref halinin veyahut da nesb veya cerin ne anlama geldiğini biz onu tesniye bahsinde sizlere izah ettik. Arkadaşlar, bir kelimenin ref halinde olabilmesi için o kelime cümle içerisinde ya fail, ya naibi fail, ya mübteda veyahut da haber olması icap ediyor. Bildiğiniz gibi bir kelime tekil durumdayken fail yahut naibi fail, mübteda veya haber olduğu zaman o tekil olan ismimizin harekesi ötre idi. Yani bu durumda ötre olduğu zamanlarda onu biz çoğul yaptığımız zaman vav ve nun şeklinde getiririz. Arkadaşlar, örneğimizi bu şekilde izah etmek mümkündür. Bakınız, câe amilûne, câe geldi. Kim geldi? Amilûne. Burada amilûn yani işçiler kelimesi fail durumundadır. Câe amilûne, işçiler geldi. İkinci örneğimize bakalım. Nezele amilûne, işçiler indiler. Bakın arkadaşlar, her halükarda burada işçiler kelimemiz fail durumunda olduğu için bildiğiniz gibi failin de tekil durumdayken harekesi ötredir. İşte bunun için ref halinde olduğundan dolayı bu işçiler kelimesini burada biz sonunu vav ve nun şeklinde harekelendiriyoruz. Bu örneğimize baktığımız zaman arkadaşlar ra'eytu amiline, ra'eytu ben gördüm, kimi gördüm? Amiline. Burada amilun kelimesi arkadaşlar burada mef'ul makamında olduğu için mef'ulerin de harekesi bildiğiniz gibi üstündür. Ve burada nesb durumundadır. Nesb makamında olduğu için de ye ve nun şeklinde gelmiştir. Yani mef'uldur. Yine nezertu ile amilin, nezertu ben baktım ile amiline, işçilere. Burada ise arkadaşlar amilin kelimesinin başına harfi cer gelmiştir. Demek ki arkadaşlar çoğul olan bizim ismimizin başına harfi cer gelirse veyahut da mef'ul makamında bulunursa veyahut da başına nesb edici herhangi bir harf gelirse bütün bu durumlarda arkadaşlar çoğul kelimemizin sonu ye ve nun şeklinde biter. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ise arkadaşlar konumuz cem'i müennes-i salim. Bilindiği gibi salim olan çoğullar tekilleri bozulmadan, tekillerinin yapısını bozmadan sonlarına harf ilave ederek elde ettiğimiz çoğullardı. İşte bu da arkadaşlar yine salim çoğullar grubundandır. Bu çoğulumuzu elde ederken arkadaşlar müennes bir kelimenin sonuna elif ve açık t harfini ilave ederek elde ediyoruz. Arkadaşlar, yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Müennes olan bir kelimenin sonuna elif ve açık t harfini ilave etmeden evvel müfret durumundayken onun sonundaki olan müenneslik alameti yuvarlak t harfini atmamız icap eder. Yani muslimetun kelimesinin sonundaki t harfini atıyoruz. Ondan sonra elif burada gördüğünüz gibi ve açık t harfini ilave ediyoruz.
bu şekilde müennes bir kelimenin çoğulunu elde etmiş oluyoruz. Bakınız, muslimetun, muslimatun. Arkadaşlar, bu sistem bütün müennes kelimelerde geçerlidir. Alimetun, alimatun. Gördüğünüz gibi yine burada alime kelimesinin sonundaki bu kapalı t'yi atıyoruz ve kapalı t atıldıktan sonra mim harfinin sonuna bir elif ve açık şekilde bir t harfini ilave ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar müennes çoğulumuzu elde ettikten sonra bunun irab şekline bakalım. Yani cümle içerisinde müennes bir kelimenin çoğulu nasıl iraplanır ona bakalım. Arkadaşlar, cem-i müennesler cümle içerisinde, yani müennes çoğul olan bir kelime cümle içerisinde ref halindeyken, yani merfu iken, diğer ifadeyle tekil durumda ötre olması gereken bir yerdeyken, çoğul olduğu zaman da arkadaşlar yine aynı şekilde zamme ile, ötre ile harekelenmiş olur. Cem-i müzekker-i salim veya tesnilerde olduğu gibi vav nun veya ye nun biçiminde iraplanmaz, harekelenmez. Hareke ile iraplanır. O bakımdan bu cümle içerisinde olduğu zaman, yani ref halindeyken, yani diğer ifadeyle fail, naibi fail, mübteda ve haber gibi bir pozisyondayken arkadaşlar, bunun son harekesi ötre şeklinde olur. Yine bu müennes çoğul kelimemiz arkadaşlar, cümle içerisinde nesb veya cer halindeyken, yani mef'ul durumundayken veyahut da nesb harflerinden bir tanesi başına geldiği zaman veyahut başına harfi cerlerden bir tanesi bir harf geldiği zaman son harekesi esre olur arkadaşlar, esre. Cem-i müennes-i salim hiçbir şekilde üstün olarak harekelenmez. Yani harekesi hiçbir zaman üstün gelmez. Diğer bir ifadeyle arkadaşlar, cem-i müennes-i salimler ya zamme ile, yani ötre ile harekelenirler veyahut da esre ile cer şeklinde harekelenirler. Üstün şeklinde harekelenmezler. Bakın arkadaşlar, örneğimize buraya bakalım. Fehimedit talibatu, kız öğrenciler anladı. Şimdi bakın arkadaşlar, fehimedit talibatu cümlesinde burada talibat kelimesi gördüğünüz gibi burada fail durumdadır. Fail durumunda olduğu için de harekesi burada ötredir. Şimdi allimtu, ben öğrettim. Kime öğrettim? Et-talibati, kız öğrencilere öğrettim. Şimdi burada allimtu fiilinde fail tu harfidir. Et-talibati ise mef'ul olduğu için nesb halinde, bildiğiniz gibi cem-i müennesimiz bakınız burada esre gelmiştir. Yine arkadaşlar burada bu cümlemize baktığımız zaman caet seyyaratu, otomobiller, arabalar geldiler. Caet fiildir. Seyyara kelimesi ise onun failidir. Dolayısıyla burada ötre gelmiştir. Nazartu ila seyyarati, otomobillere baktım. Bakın arkadaşlar, burada nezertu fiil fail. Nazara fiil, tu onun faili. İle harfi cerdir. Burada harfi cer geldiği için müennes kelimemizin, çoğul müennes kelimemizin son harekesi esre olarak geldi. Bir şey yine buradan arkadaşlar dikkatten kaçırmayalım. Bakınız, burada bizim fail durumundaki kelimemiz müennes olduğu için fiilimiz de arkadaşlar burada müennes gelmiştir. Yine bakınız burada caet seyaratu, failimiz burada müennes, yine fiilimiz müennes. Burada talibat kelimemiz müennes, fiilimiz de bunun için
müennes geldi. Evet. Arkadaşlar, toparlarsak cem'i müennesi salimler sonu elif ve açık te getirilerek yapılan çoğullardır. Bu çoğul kelimemiz cümle içerisinde eğer ref halindeyse ötre biçiminde harekelenir. Nesb veya cer şeklinde ise esre şeklinde harekelenir. Bismillahirrahmanirrahim. Cem'u teksir. Kırık çoğul diğer bir ifadeyle. Yani cem'i mükesser. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 3 tane çoğul şeklimiz vardı. Yani biz bir ismi 3 şekilde çoğul yapardık. Bunlardan ikisini sizlere ifade ettik. Yani cem'i müzekker, cem'i müennes. Şimdi ise Allah'ın izniyle cem'i teksir, yani kırık çoğul şeklinde bir çoğulumuz var. Onları size ifade edeceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ilk iki çoğulumuz, yani cem'i müennes-i salim ve cem'i müzekker-i salim, bu iki çoğularımız bildiğiniz gibi salim diye bunları isimlendirdik. Neden salim dedik? Çünkü tekillerinin yapısında herhangi bir değişiklik yapmadan sonlarına harf ilave ederek çoğulları elde ediyorduk. Her birisinin kendisine özgü bir kaidesi vardı. Bu çoğulumuz ise arkadaşlar sonlarına herhangi bir harf ilave, ziyade bir harf ilave etmiyoruz. Tekilinin yapısı tamamen bozularak elde edilen bir çoğul türüdür. O bakımdan biz buna diğer bir ifadeyle kırık çoğul diyoruz. Bazen harf ilave edip, bazen de harf çıkararak elde ediyoruz. Arkadaşlar, bu cem'u teksir genellikle belli bir kaideye tabi değildir. Aslında birçok vezinde bu ifade edilebilir ama bunun vezinler şeklinde ifade etmek biraz zordur. Doğrusu ezberlemek gerekir. Çünkü birden fazla bunun vezni vardır. O bakımdan biz kırık çoğulları belirli bir vezinle anlamanızdan ziyade bunları kavramanız ve ezberlemenizden yanayız. Kırık çoğulları arkadaşlar iyi belirlemek icap eder. Şimdi sırasıyla birkaç örnek vermek gerekirse, mesela babun, bab kelimesi arkadaşlar bunun çoğulu ebvab. Cedidun, yeni, bunun çoğulu cudud. Nezrun, adak, bunun çoğulu nuzur. Beytun, ev, çoğulu buyut. Rasulun, elçi, bunun çoğulu rusul. Esedun, aslan, bunun çoğulu usud. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tekilleri tamamen bozularak bu çoğullar elde edildi. Genellikle arkadaşlar bu çoğullar akılsız varlıkların çoğuludur. O bakımdan göreceksiniz bundan sonra hemen bu konunun devamı niteliğinde akılsız varlıklarla alakalı bu çoğulun sık sık işlendiğini göreceksiniz. İstisna kaideyi bozmaz. Mesela racul kelimesi rical şeklinde kırık çoğul sistemiyle geliyor. Mesela velet kelimesi evlat şeklinde geliyor. Bint kelimesi benat şeklinde geliyor. İstisna kaideyi bozmaz böyle. Akıl sahibi olan insanların çoğulu böyle bu şekilde gelmekle birlikte genellikle bu çoğulumuz arkadaşlar cansız varlıkların çoğuludur diyebiliriz. Bu çoğulumuzu arkadaşlar iraplandırırken, yani cümle içerisinde bunları biz harekelendirirken şöyle bir yöntem izleriz. Bu tamamen arkadaşlar harekeyle iraplanıyor. Yani normal tekil bir isim gibi aynen ötre şeklinde, üstün şeklinde ve esre şeklinde harekeleniyor. Ref halindeyken, böyle merfu iken ötre şeklinde harekelenir. Bakınız burada
El kutubu mufidetun. Burada kutup kelimesi kitaplar manasında ve mübteda makamında. Bildiğiniz gibi mübteda olan bir kelimemizin tekil durumdayken harekesi ötre. Aynı tekil kelimemizi burada biz kırık çoğul olduğu halde harekesi ötre biçiminde gelmiştir. El kutubu ötre gelmiştir. Yani harf ile biz bunu iraplandırmıyoruz. Nesh halindeyken arkadaşlar üstün şeklinde iraplanır. Bakınız kara'tu ben okudum. Kara'a fiil tu onun faili. El kutube kitapları okudum. Burada kutup kelimesi cümle içerisinde mef'ul. Malumunuz mef'ul olan bir kelimenin de harekesi üstün gelir. Nezertu ile kutubi kitaplara baktım. Nezere fiil tu onun failidir. Bakın burada harf-i cer gelmiş. Bu harf-i cer kutup kelimesinin başına geldiğinden dolayı son harekesini de esre yapmıştır. Yani başına harf-i cer geldiğinden dolayı cer şeklinde harekelenmiştir. Buraya yine baktığımız zaman arkadaşlar ed-durusu sa'betun, dersler zordur. Durus kelimesi yani ders kelimesinin çoğulu olan durus kelimemiz arkadaşlar burada yine mübteda makamında. Yani merfu bir durumda olduğu için harekesi ötre gelmiştir. Hafiztu ed-duruse, dersleri ezberledim. Hafize burada fiil ve tu onun failidir. Durus kelimemiz burada mef'ul makamında olduğu için harekesi üstün gelmiştir. Se'imtu minet-durusi. Burada se'im kelimesi arkadaşlar fiildir. Tu onun faili. Se'imtu usandım. Minet-durusi derslerden usandım. Yine burada harfi cer gelmiştir. Dolayısıyla durus kelimesinin son harekesini esre yapmıştır. Şimdi ise arkadaşlar bu kırık çoğullarımızla alakalı son derece önemli bir kaideyi size aktarmak istiyoruz. Bu kırık çoğullarımız arkadaşlar insanların çoğulu olmama kaydıyla yani insan olan daha doğrusu zevil okul akıl sahibi olan bir varlığın çoğulu olmama kaydıyla gerek hayvan ve gerekse cansız bir varlığın çoğulu olduğu takdirde müfret müennes şeklinde kabul edilir. Mesela bu kırık çoğulumuz bir hayvan çoğulu ve bu şekilde kırık gelmiştir. Bu durumda bu kırık çoğulumuz müfret müennes gibi kabul edilir. Çoğul şeklinde gelerek bu şekilde fiili veyahut da mübteda ise haberini veyahut da mevsuf durumunda ise sıfatını bu şekilde etkiler. Bununla biz neyi kastediyoruz? Şunu söylemek istiyoruz. Örnekle arkadaşlar bunu izah edelim. Bakınız, taretit duyuru, kuşlar uçtular. Burada duyur kelimesi bir kırık çoğul. Neyin çoğulu? Kuşların çoğulu. Kuşlar hayvanlardır, akıl sahibi değildir. Dolayısıyla kuş kelimesi normal şartlarda müzekker bir kelimedir. Müzekker bir kelimenin fiili nasıl gelmesi icap ederdi? Tabii ki müzekker gelmesi icap ederdi. Ancak biz bakıyoruz ki burada müzekker bir kelime olduğu halde fiili müennes gelmiştir. Peki bunun sebebi nedir? Bunun sebebi işte biraz evvel size vermiş olduğumuz kaide gereğidir. Ne demektir bu? Eğer akıl sahibi olmayan bir varlığın çoğulu kırık şeklinde gelmişse bu müfret müennes gibi algılanır, kabul edilir. Bu durumda biz duyur kelimesini müennes bir kelime gibi kabul ediyoruz. Tekil bir kelime gibi, tekil ve müennes bir kelime gibi kabul ediyoruz. Tabi faillerin de bildiğiniz gibi fiil daima faillerine tabidir. Dolayısıyla burada onun fiili müennes geliyor. Neden? Çünkü onun failini müennes bir kelime kabul ettiğimiz için. Başka bir örneğimize bakalım arkadaşlar. Bakınız. Tubi'atil kutubu. Kitaplar basıldı. Şimdi kitaplar basıldı. Burada kutup kelimesi arkadaşlar çoğul. Hangi makamda?
naib-i fail makamında. Naib-i failin durumu ne ise onun fiili de öyle gelmesi gerekirdi. Bunu hatırlarsınız. Yani naib-i failimiz eğer müzekkerse bizim fiilimiz de müzekker. Naib-i failimiz müennes ise bizim de fiilimizin müennes gelmesi icap ederdi. Şimdi işin görüntüsüne baktığınız zaman kutup kelimesi normalde müzekker bir kelimedir. Normal şartlarda burada fiilin de müzekker gelmesi icap eder. Halbuki burada fiilimiz müennes gelmiştir. Peki bunun sebebi ne? İşte bunun sebebi biraz önce size aktardığımız kaidenin gereğidir. Kutup kelimesi arkadaşlar kırık çoğul olduğu için müfret müennes kabul ediliyor. Müfret müennes kabul edildiği için de onun da fiili müennes geldi. Tubi'atil kutubu. Bu örneğimize baktığımız zaman arkadaşlar burada sıfat mevsufla alakalı bir örnek görüyoruz. Es-seyyaratu mevsuf. Cedide ise onun sıfatı. Seyyara kelimesi çoğul olduğu halde bakıyoruz ki onun sıfatı tekil gelmiştir. Halbuki sıfat ile mevsuf sayı bakımından birbirlerine uyardı. E peki neden burada sıfat kelimesi tekil gelmiştir? Bu da yine bu kaidemiz gereğince burada arkadaşlar bizim mevsufumuz akıl sahibi olmayan bir varlığın çoğuludur. Dolayısıyla bu müfret müennes kabul ediliyor. Her ne kadar görüntüde cem-i müennesi salim ise de normalde akıl sahibi olmayan bir varlığın çoğulu olduğu için müfret müennes kabul ediliyor. O bakımdan da onun sıfatı burada arkadaşlar tekil gelmiştir. Es-seyyaratul cedide. Bütün bu örnekte arkadaşlar yani sıfat mevsuf olsun, müpteda haber olsun bu kaideye uydurmamız mümkündür. El-eyyamut tavile uzun günler. El-eyyamut tavile uzun günler. Bu da yine sıfat mevsuftur arkadaşlar. Burada eyyam kelimesi yine yam kelimesinin çoğuludur. Dolayısıyla müfret müennes kabul edildiği için onun sıfatı da müfret müennes gelmiştir. Yine burada müpteda haber için biz bir örnek veriyoruz. El kutubu mufidetun. Kitaplar faydalıdır. Burada kutup kelimesi arkadaşlar yine çoğul olduğu için, kırık çoğul olduğu için onun haberi yine burada müfret müennes gelmiştir. El ebvabu meftuhatun. Kapılar açıktır. Yine burada ebvab kelimemiz kırık çoğul ve dolayısıyla müfret müennes kabul ettiğimiz için onun haberi de müfret müennes şeklinde gelmiştir. Kitabımızın arkadaşlar 61. sayfasında ise bir tanışmayla karşı karşıyayız. Bir tanışma bölümünü görüyoruz. Bir yandan resimde gördüğünüz gibi bir şahıs vardır. Diğer tarafta ise bir bey ile bir hanımefendi bulunmaktadır. Bu iki kişi tarafın arasında, her iki taraf arasında bir tanışma vuku bulmaktadır. Ed-dersul evvel, birinci ders. Et-ta'aruf, tanışma. Esselamu aleykum. Selam malumunuz bir dua cümlesi. Buradan yine başlıyoruz. Esselamu aleykum. Cevap geliyor karşı taraftan. Aleykümselam. Bunun bir dua cümlesi. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinde olsun manasında. Diğeri ise yine senin de üzerinde olsun anlamında bir dua cümlesi. Malumunuz Müslümanlar karşılaştıkları zaman birbirlerine emniyet ve güven parolası olan selamlaşırlar. Yani bir Müslüman bir Müslümanın karşısına geldiği zaman Esselamu Aleykum dediği zaman yani Allah'ın selamı üzerine olsun, benden yana emniyet ve güvende olabilirsin, ben senin Müslüman kardeşinim, benden yana sana bir zarar gelmez. Diğeri de aleykümselam, Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Aynı şekilde ben de senin Müslüman kardeşinim, benden yana da sana bir zarar gelmez.
Böylece selam parolasıyla Müslümanlar birbirlerine emniyet ve güven parolasını verirler. Evet, bu selamlaşmadan sonra arkadaşlar, karşı taraf, ene Kemal İbrahim, ene bildiğiniz gibi birinci tekil şahıs, ene ben manasında ben. Ene Kemal İbrahim, ben Kemal İbrahim. Arapça isimler arkadaşlar genellikle çift kullanılır. Kemal İbrahim, Ahmet Hasan, Muhammed Cemal şeklinde çift kullanılır. Bizim Türkçe'de soy isim dediğimiz anlamda değildir ama isimler genelde çift kullanılır. Ene Kemal İbrahim, ben Kemal İbrahim. Men ente, sen kimsin? Men ente, sen kimsin? Men bir soru edatı olduğunu görmüştük ve insanlar için kullandığını görmüştük. Ente ise ikinci tekil şahıs, yani sen. Men ente, sen kimsin? Ene Kemal İbrahim, ben Kemal İbrahim. Men ente, sen kimsin? Karşı taraf cevap veriyor, Semir ismindeki zat. Ene Semir Muhammed, ben Semir Muhammed. Kemal diye adlandırılan zat yine soruyor. وَمَنْ هِيَ وَوْ harfinin bir bağlaç harfi olduğunu görmüştük. Ve manasında. Şimdilik en azından manası bu. Değişik anlamları var ama şu anda bu kadarına iktifa edelim. وَمَنْ هِيَ Arkadaşlar, şahıs samileri gördüğümüzde hiye ve huve'nin üçüncü tekil şahıs olduğunu, kadınlar için hiye kullandığımızı, erkekler için de huve kullandığımızı öğrenmiştik. Ve men hiye, yani o kadın kim? O kadın kim? Hiye Leyla Ahmet. O Leyla Ahmet'tir. Keyfe hal ya Leyla? Leyla nasılsın? Leyla cevap veriyor. Bi hayrin elhamdülillah. İyiyim elhamdülillah. Evet, yine deminki arkadaşlar diyalogumuzun devamını şu anda sürdürüyoruz. Sayfamız 62, sayfa 62, diyalogumuzun devamını sürdürüyoruz. Ene min Mısır, burada Semir ismindeki zat söylüyor. Ene min Mısır, ben Mısırlıyım. Ve Leyla min Lübnan, Leyla ise Lübnanlıdır. Min eyne ente ya Kemal? Sen nerelisin ey Kemal? Min arkadaşlar den dan manasında. Min eyne nereli? Min eyne nereli? Aslında Türkçe'ye tam tercüme ettiğiniz zaman min eyne nereden manasında ama tabii ki böyle bir şey olmaz. Nereli manasında. Min eyne ente? Sen nerelisin manasında. Min eyne ente, sen nerelisin? Ya Kemal, ey Kemal. Min eyne ente ya Kemal, Kemal sen nerelisin? Kemal cevap veriyor. Ene min Sudan, ben Sudanlıyım. Şu an Leyla devreye giriyor arkadaşlar. Leyla diyor ki, ene Lübnaniye, ben Lübnan vatandaşıyım. Ve Semir Mısriyun. Semir Mısır vatandaşıdır. Ve ente ya Kemal Sudaniyun, sen de Sudan vatandaşısın. Arkadaşlar, konuyla alakalı gramer bölümünü işlediğimizde şunu görmüştük, hatırlayacağınız gibi biz mensup yası diye ifade ettiğimiz y harfi herhangi bir nesnenin sonuna getirdiğimizde o nesneye ait olduğu ifade edilir. Mesela şurada bakınız Y harfini görüyorsunuz. Şurada Y harfini görüyorsunuz. Mesela ene Türkiyun dediğim zaman ben Türk'üm. Yani Türkiye Cumhuriyeti uyruğu vatandaşıyım manasında. Yani Türkiye mensup bir vatandaşım. Türkiye mensup. Ben ene Mısriyun dediğimiz zaman ben Mısır vatandaşıyım. Yani Mısır ülkesine ait oraya mensup bir insanım. Mensup yası
diye ifade ettiğimiz bir şeye mensup ediyor. Şu Y harfi. Malumunuz bu Y harfi eğer müzekker olduğu zaman problem yok. Yani müzekker olan, erkek olan birisi kendisini ifade ettiği zaman Y harfini otomatikmen o ismin sonuna getiriyor. Ancak kadın olan birisi, yani müennes olan birisi kendisini bu şekilde ifade ettiği takdirde Y harfinden sonra T harfini de getirmesi gerekiyor. Yani ene Lübnaniye, Y'den sonra, yani Lübnaniyetun, ene Lübnaniyetun, Y'den sonra T harfini getirmesi gerekiyor. Bu durumda arkadaşlar şunu görüyoruz. Bu bir yerin vatandaşı olduğunu ifade etmek ayrı bir şeydir. Ben buralıyım demek de ayrı bir şeydir. Mesela min eyni ente suali sorulduğu zaman bakınız. Ona mukabil ene türkiyün demek uygun düşmez. Peki nasıl söylemek icap eder? Ene türkiyün, yani min eyni ente şeklinde soru sorduğunuz zaman ene min Türkiye söylemek icap eder. Ama ma cinsiyetuk diye sorulduğu zaman, senin cinsiyetin yani uyruğun neresi denildiği zaman da bu şekilde ise ene türkiyün şeklinde ifade etmek daha doğru olur. Diyalogumuz devam ediyor arkadaşlar. Semir diyor ki ene mühendis ve Leyla müderrise, Leyla öğretmen ve ente ya Kemal mâza ta'mel, ya sen ey Kemal ne iş yaparsın? Kemal ise ene tabib fil camia. Tabib kelimesi doktor, camia üniversite demektir. Ene tabib, ben doktorum, fil camia üniversitede. Camia kelimesi üniversite, külliye kelimesi fakülte, sanaviye lise, i'dadiye ortaokul, iptidaiye de ilkokul arkadaşlar. Ma hadise yüksek okul manasında. Bu kelimeleri sık sık bizden duyacaksınız. Bu durumda arkadaşlar tekrar diyaloğu devam ediyoruz. Ene mühendis, ben mühendisim. Ve Leyla müderrise, Leyla ise müderrisedir. Yani bayan öğretmendir. Ve ente ya Kemal mâza ta'mel, peki sen ne yapıyorsun ey Kemal? Kemal, ene tabib fil camia, ben camiada, üniversitede doktorum diyor. Semir, fursaten tayyibe, güzel bir fırsat, güzel bir karşılaşma manasında. Fursaten fırsat, tayyibe, güzel. Kemal, maasselame, selametle şeklinde ifadelendiriyor. Arkadaşlar, yine kitabımızın 64. sayfasındayız şu anda ve diyalogla devam ediyor. Biraz önce resimlerle ifade ettiğimiz diyaloğu şimdi ise metin halinde birlikte tekrar edelim. Et-ta'aruf, tanışma. Esselamu aleykum. Aleykum selam. Kemal, esselamu aleykum. Semir, aleykum selam. Kemal, ene Kemal İbrahim. Men ente? Ene Semir Muhammed. Ve men hiye? Hiye Leyla Ahmet. Keyfe hal ya Leyla? Bihayr elhamdülillah. Ene min Mısır. Ve Leyla min Lübnan. Min eyne ente ya Kemal? Ene min Sudan. Ene Lübnaniye. Ve Semir Mısriyun. Ve ente ya Kemal Sudaniyun. Semir, ene mühendis ve Leyla müderrise ve ente ya Kemal mâda ta'mel. Kemal, ene tabib fil camia. Semir, fursatan tayyibe. Kemal, maasselame. Evet arkadaşlar, bu şekilde biraz evvelki diyalogumuzu tekrar etmiş olduk. Şimdi işte arkadaşlar, parçamızın içerisinde geçen kelimeleri birebir inceleyelim.
El-kelimatul cedide, yeni kelimeler. El-kelimatul cedide, yeni kelimeler. Esselamu aleykum, bir dua cümlesi. Aleykümselam, yine ona karşılık bir dua cümlesi. Keyfe hal, nasılsın? Bu bir deyimdir. Keyfe hal, nasılsın? Keyfe nasıl? Hal, zaten hal, durum. Nasılsın? Bi hayrin, hayır. Hayır yani, iyilik. Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun. Yani bi hayrin, elhamdülillah, Allah'a hamdolsun, iyiyim. Mısır, bizim bildiğimiz Mısır devleti. Lübnan, Lübnan. Sudan, Sudan. Mısriyun, Mısır vatandaşı. Min eyne, nereli? Lübnaniyun, Lübnan vatandaşı. Sudaniyun, Sudan vatandaşı. Tabip, doktor. Mühendis, mühendis. Müderrise, bayan öğretmen. Fırsaten, bir fırsat. Tayyibe, güzel, temiz. Maasselame, selametle. El camia, üniversite. Min, dendan manasında bir harftir. Fi, yine içinde, vardır manasında. Hem vardır, hem de içinde, de, da manasında. Evet, kelimelerimizi bir kez daha arkadaşlar birlikte inceleyelim. Esselamu aleykum, dua cümlesi. Aleyküm selam, mukabil, karşılık bir dua cümlesi. Keyfe hal, nasılsın? Bi hayrin elhamdülillah, elhamdülillah iyiyim. Mısır, Mısır ülkesi. Lübnan, Lübnan. Sudan, Sudan. Mısriyun, Mısır vatandaşı. Min eyne, nereli? Lübnaniyun, Lübnan vatandaşı. Sudaniyun, Sudan vatandaşı. Tabip, doktor. Mühendis, mühendis. Müderrise, bayan öğretmen. Fırsaten, fırsat. Tayyibe, temiz, iyi. Maasselame, selametle. El camia, üniversite. Min, dendan manasında. Fi, içinde. De, da manasında, içinde. Vardır anlamında bir harf. Evet, bu yeni kelimelerimiz arkadaşlar, bu şekilde birlikte tekrar ettikten sonra şimdi ise bazı cümlelerin yapısına gelelim biz. Es-sualu evvel, birinci sual. Ene Lübnaniye. Ene Lübnaniye. Ben Lübnan vatandaşıyım. Şimdi buna mukabil, bu cümlenin eş değerindeki bir cümleyi buraya baktığımız zaman, ene Lübnaniyun, eş değerindeki bir cümle değil. Ene Lübnaniyun, bir erkeğin kendisini ifade etmesi. Bakın, eğer bir kadın olmuş olsa, bir bayanın kendisini ifade ettiğini burada anlıyoruz. Ene Lübnaniye. Burada T harfinin bir bayanın kendisi ifade ettiğini hemen anlarız. Ene Lübnaniye, ben Lübnan vatandaşıyım. Ama burada ise arkadaşlar, bir erkeğin kendisini ifade ettiğini görüyoruz. Neden? Çünkü müenneslik alameti yok. Ene Lübnaniyun. Ene Lübnaniye. Bakın, aynı eş değerindeki olan cümleyi burada görüyoruz. Ene Mısriyun. Olamaz. Yani bu cümlenin eş değeri burada olamaz. Ene Mısriyun. Ben Mısır vatandaşıyım. Evet. Ene Mısriye. Bu kelimemize baktığımız zaman bir bayanın kendisini ifade etmesi. Ben Mısır vatandaşıyım. Karşındaki ibareye baktığım zaman ene Mısriye. Aynı ibareyi burada görüyoruz. Ene Sudaniyu. Bu değildir. Enti Mısriye. Tabii ki bu da değildir. Huve mühendis. Bu ibareye baktığımız zaman arkadaşlar yine bu da bir bey kendisini, bir erkek kendisini ifade etmiş. Huve mühendis, o mühendistir. Buna baktığımız zaman huve mühendis. Burada karşında ibareyi bunu görüyoruz. Hazi bitake. Hazi bitake. Bu üçün arasında hazi bitake, bunu görüyoruz. Evet.